hemen hemen her evde anne, baba ve çocuk arasında yaşanan problemlerin ve çatışmaların belki de birinci sebebi teknoloji kullanımı ve internette geçirilen süre olarak karşımıza çıkıyor. Uzaktan eğitim süresince velilerimizden sık sık çocukların artan teknoloji kullanımlarına dair kaygılarını dile getirdiklerini gördük. Bu kaygıyla birlikte dijital ortamlarda çocuklarının güvenliğini nasıl sağlayacağını bilmeyen anne babaların ya da onlarla bu soruna dair nasıl iletişim kurmaları gerektiğini bilmedikleri için çözüm yolu olarak çoğunlukla yasaklama yolunu seçtiklerini gördük. Bu yasaklamayla birlikte anne baba ve çocuk arasındaki ilişkinin çok daha ciddi zarar gördüğünü fark ettiğimizde okul olarak öğrencilerimizle birlikte dijital ebeveynlik projesini yürütmeye karar verdik. Bu projeyi özellikle öğrencilerimizle birlikte yürütmek istememizin sebebi bu problemin önemli bir paydaşı olan öğrencilerimize sorunun çözüm tarafında bulunmaları için bir fırsat sunmaktı. Bildiğimiz gibi dijital yerli olarak da adlandırılan öğrencilerimiz dijital dünyaya hakim olmalarına rağmen, dijital becerileri gelişmiş olmalarına rağmen bu alanda güvenliklerini sağlama konusunda yeterli değiller. Bu güvenliği sağlama sorumluluğu da aslında en temelde anne ve babalarımıza düşüyor. Şu telefonu artık elinden bırak. Belki de anne ve babalarımızdan en çok duyduğumuz cümle artık bu. Birçok yaşatımız gibi biz de anne ve babalarımızla tartışmak yerine bu soruna çözüm bulabilmek için dijital ebeveynlik projesini yapmaya karar verdik. Öncelikle gönüllü ebeveynlerimizin dijital ebeveynlik öz yeterlilik düzeylerini belirleyebilmek için onlara ölçek ve anketler uyguladık. Daha sonra velilerimizle projemizi ve amacımızı anlatmak amacıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Covid-19 süreci nedeniyle projemizi uzaktan gerçekleştirmek zorunda olduğumuz için İçeriklerimizi sosyal medya ağı üzerinden paylaşmaya karar verdik. Dijital Ebeveyn Olmak adlı hesabımızda 4 hafta boyunca dijital ebeveynlik rolleriyle ilgili içeriklerimizi paylaştık. 4 hafta boyunca video, görsel, metin, infografik gibi 50'nin üzerinde içerik hazırlayıp sayfamızda paylaştık. Örneğin çevrimiçi istismar nedir? E-ticarette dikkat edilmesi gerekenler, ebeveynlerin bu konu hakkında bilgi sahibi olmak için okuyabilecekleri kitaplar, çocuğu siber zorbalığa maruz kalan anne ve babalar neler yapmalıdır? Ebeveynler çocuklarına teknoloji kullanımında nasıl rol model olabilirler? Bunun gibi birçok içerik hazırladık ve aynı zamanda bu konuda uzman kişilerin videolarına sayfamızda yer verdik. Sürdürülebilir bir proje hedeflediğimiz için halen paylaşımlarımıza devam etmekteyiz ve içeriklerimizi daha fazla ebeveynle ulaşabilmek için projemizi bir web uygulamasına dönüştürmek istiyoruz. Proje süresince anne ve babalardan paylaşımlarımız hakkında çok güzel yorumlar aldık. Hatta sosyal medya hesabımızdan paylaşmamız için konu isteklerinde bulundular. Bunun yanı sıra arkadaşlarımız da ebeveynleriyle internet hakkında daha az tartıştıklarını söylediler. Aldığımız tüm bu dönütler projemizin amacına ulaştığını gösteriyor. Projemizin bilimsel olarak da amacına ulaştığını kanıtlamak için 4 hafta sonunda ebeveynlerimize ölçek ve anketlerimizi yeniden uyguladık. Ön test ve son test değerleri arasındaki anlamlı fark, projemizin amacına bilimsel olarak da ulaştığımızın bir göstergesidir. 62 ebeveynle çıktığımız bu yolculuğumuza bugün 500'ün üzerinde takipçiyle devam ediyoruz. Ebeveynlerimize yardım ettiğimiz için mutluyuz ve bundan sonra daha fazla ebeveyne ulaşmayı hedefliyoruz. Gönüllü ebeveynlerimiz olmasaydı bu projeyi gerçekleştiremezdik. Bu yüzden bize destek veren tüm velilerimize teşekkür ederiz.